İki büyük sehem kurduk geçtiğimiz sene. Biri uçak savar sevkiyatıydı, Kuzey Irak menşeli. Diğeri uyuşturucu, Afganistan menşeli. İkisi de fiyaskoyla sonuçlandı. İkisi de birer kelle aldı. Tombalacı Mehmet, testere Necmi. Gidenler gitti. Bugün sayımız yine aynı. Ancak Samuel'in elinde ilginç bilgiler var. Konseyimizle paylaşmasını istiyorum. Mossad'dan aldığımız istihbarata göre kaybolan uçak savarlar Gazze şeridinde Filistinlilerin elinde ortaya çıktı. Kim? Kim yollamış? Yine Mossad kayıtlarına göre Türkiye'den bir birim. Bugünkü gazetelerde de yer verilen birim. Kamu Güvenliği Teşkilatı. KGT. Uyuşturucu sevminde ise sonuç daha da ilginç. Devletin operasyonla el koyduğu eroin devletin elinden çalınmış. Mallar bende Samuel. Hiç kıvranma. Bunu bugün duymak istemezdik Hüsreva. Bu işte itibarı da, parası da en çok batan benim. Sağ olsun dostlarımız, kalan itibarımıza hürmeten sehemin bana düşen payının iade olunmasını sağladılar. Konsey yeminini hatırlatırım Hüsreva. Çok şükür bunamadık. Her şeyi hatırlıyorum. Ben sırrı korudum. Sadece paylaşmadım. En çok zarar edenlerden biri de bendim. İkisi hem dedi. Ben de hatırlatayım istedim yani. Yara kaşımanın zamanımı anlamadım ki. Yeni konseyi kurdun. Yeminler ettirdin. Bizi bir araya getirdin. Hesaba çektirmek için mi? Biz az önce devlete hesap verdik de geldik. Gerçi sizin hesaba göre biz de devlet için çalışıyoruz. Burada herkes kardeştir Ziya Bey. Öyle bir itham söz konusu değil. Devletin içinde çatışma var Ziya abi. Sizin içeri alınmanız da bunun bir parçası olabilir. Aslan Akbey'in öldürülmesi bu çatışmanın ortaya çıkan yüzü kanaatimce. Devletin içindeki çatışma devletin işi. Bizim içimizde niye çatışma var? Ben onu merak ediyorum. Hadi uçak severler çalındı diyelim. Uyuşturucular nasıl Hüseva'ya iade edildi? Niye zorunuza gidiyor ki? En has adamınız işi berbat etti. Benim dostlarım zararımızın bir kısmını karşılamış çok mu? Çok istiyorsanız malların hepsini konseye hibe edeyim. Maksadını aşıyorsun Hüsreva. Ne oldu usta, anlatsana. Zarfı alamadık Memati. Polisler neydi usta? Zarfı almaya gelmişler. Polisler mi aldı? Sen nasıl yakalanmadın? Yakalandım Memati. Usta dalga mı geçiyorsun benimle? Birileri bizimle dalga geçiyor Memati. Bin bir yüzünden birini daha gördük. Devlet haini. Al, sen de bak. Benim maksadımı aştığımı söyleyen maksadını söylesin. Büyük Orta Doğu'nun büyük baronu. Tutturmuşsunuz büyük bin, küçük 500 diye. Bir uyuşturucu sevkiyatı yaptıramıyorsunuz. Ruslar istemediği için. Ondan sonra karşıma geçip bana hesap soruyorsunuz. Hüsreva,
Buranın bir üslubu var. Herkes rahat konuşacak Kılıç. Ben de cevabını vereceğim. Amerika'nın, İsrail'in peşine takılıp peyk olduk. Olalım. Olalım ama abat da olalım. Başka alternatifimiz yok ki Hüsrev Ağa. Ruslara yanaşan kara listeye giriyor. Amerika artık sınır komşumuz Hüsrev Ağa. Rusya'dan daha yakınlar. Türkiye'nin varlığı bir parça Büyük Orta Doğu Projesi'nin neresinde yer alacağıyla alakalı. Amerikalılar Mustafa Barzani'ye yağdırdılar vaktinde. Onlar da hamilerine güvenip ayaklandılar. Ne oldu? Sovyetlere kaçmak zorunda kaldı. Bugün konjektür farklı Hüsrev Ağa. Dağlardaki örgütler bile bölünüyor. İki kardeşten biri Bobçu Hareket tarafından desteklenirken diğeri İmralı'da. Ya bu kadar biliyordunuz da. Amerika niye komşumuz oldu? Hı? Siz dünyayı yönetseydiniz ya. Hı? Bir yere varamayız ki bu argümanlarla. Öyle deme Tuncay kardeş. Amerika şimdi bizim Barzani'ye o kadar destekliyor ki. Billahi Türkiye mi Barzani mi diye sorsan şu dakika Barzani derler. Yani. Türkiye Kuzey Irak'taki Kürtleri bir parça dizginlemek için Ovacık'ta sınır kapısı açmak istedi. Mossad ortalığı ayağa kaldırıp her türlü baskıyı yaptı. Benden ne istiyorsunuz onu söyleyin. Bizim ağzımız bu siyasetlerden yandı. Beni rahmetli babam mezardan çıkıp gelse siyasetin içine tekrar atamaz. Artık Hüsrev Ağa, ya Büyük Orta Doğu'dan yana olanlar var ya da karşı olanlar. Üçüncü bir ihtimal yok. Bu büyük projenin hayata geçmesi için gerekirse büyük kelleler gidecektir. Benim kellem yeterince büyük mü? Biz Hüsrev Ağa, biz yani konseyimizin yeri bellidir. Kelle veren tarafta değil, kelle alan taraftayız. Sizin bizi sokmaya çalıştığınız yer Büyük Orta Doğu değil, Büyük Mezopotamya'dır. Burada birçok ülkeler planlar, stratejiler yaptılar ama hepsi Dicle ve Fırat'ta boğuldu. Demem o ki, bizi kendi tehlikeli sularınıza atmaya çalışıyorsunuz. Ve ben diyorum ki, ben o bizim içinde değilim. Benim. Görüyorum ki bazen kardeşler bile büyük fikir ayrılıklarına düşebiliyor. Benim baron olarak misyonum ayrılığın sadece fikirde kalmasını sağlamaktır. Bunun için toplantıyı bitiriyorum. Polisler gelince buraya kadar dedim. Bir de baktım ki silahlar zarfı alan adama doğrultulmuş. Doğu Eşrefoğlu'na. Kaçacak bir yer de yok. Aksi gibi postane tenha. Göz göze geldik bir an için. Arkadan biri çıktı, kimliğini gösterdi. Sakin olun. Elini başını üstüne koy. Kimlik gösterecektim aslanım. Mevzu ne? Polisler beni sorunca bizimle birlikte dediler. Niye öyle bir şey yaptılar usta? Zarfın peşinde olduğumu anladılar da onun için. Abi niye aldırıp sorgulamadı? Kamusal nezaket. O ne abi?
Kartı verdi ya Memati. Kendin gel dedi. Derin devletin kart viziti mi olur abi? Derin devletin bir tek dibi olmaz Memati. Niye bıraktırdınız Polat Alemdar efendi? Sorguda malumun ispatı olur Esat. Baba yiğidi bir izleyin bakalım. Neleri malum, neleri meçhul. Zarfı deşifre edin Esat. Bakalım aslan ne yazmış. Buyurun efendim. Cemal içeride mi? Kim arıyor efendim? Aramıyorum ulan. Soruyorum. Beyefendi. Beyefendi günü sokakta. Ne oluyor? Otur tosunum otur. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Denize bir olta attık. Sen geldin Palamut. Ödemeni yapacaksın. Benim kimseye borcum yok. Kimsesiz herkesin borcu vardır. Manyak mısın kızım sen polis arıyorsun? Dağ başı mı burası canım? Alo. Problem var abi. Kimmiş oğlum? Ne akrebi? Tamam kapat kapat. Ne olmuş Memati? Abi iki herif armatör Cemal'in yazıhanesini basmışlar. Ellerinde akrepler. Bizim korumamız altındaki adama kim çökecek abi? Gidelim Memati. Abi sen gelme. Ben çocuklarla gideyim. Yürü Memati. Akrepli diyorsun. Bas gaza. Millet silahını gösteremiyor. Bunlar akreple dalıyor. Hüsrev ağır konuşuyor. Eskiden de ağır konuşurdu ama bana karşı değil Kılıç. Ben ne istediğini anlamadım. Ben anladım. Ne? Köyünün ağası olmak istiyor. Bu kadar şeyden sonra ne ağası? Ona dünyaları verdin. Ne köyü? Bazı insanları toprağa çeker Kılıç. Gel. Rahatsız ediyorum efendim. Gel Nizamettin, gel. Savcılık, Abbas Ustaoğlu cinayetiyle ilgili ifadenize başvurmak istiyor. Bizi adliyenin önüne dikip küçültmek istiyorlar. Savcı ifade alacaksa buyursun gelsin alsın. Öyle bir uygulama yok Kılıç. Mehmet Karaanlı'nın da gidip ifade vermesi gibi bir uygulama yok Nizamettin. Yaklaşımı nasıl savcılığın? Yasal prosedürü yerine getirmek durumunda. Gazetedeki fotoğraf başka yerlere de çekilebilir ifade vermekten yüksünürsek. Rus İbrahim'in ayak oyunlarına alet oluyorlar. Bütün dertleri fotoğrafın yanına bir fotoğraf daha eklemek. Çaresiz baron fotoğrafı. Her şeyin çaresi var Kılıç. Fotoğraf olmayacak. Basın olmayacak. Girdiğimizi çıktığımızı kimse duymayacak. Kahvelerini içeceğiz, sorularına cevap vereceğiz. Başka türlüsü söz konusu değil efendim. O zaman gidelim. Kılıç'ın gelmesine gerek yok. Devlet bizim devletimiz. Niye teslim olalım? Aç telefon çekilsinler. Çekilsinler. Burası İstanbul. Dağ başı mı lan? Yaptığınız işe. Aa, başka türlü oldu. Ne konuşuyorsun abi?
Yanlış bir şey yok. Alacağımızı alacağız, gideceğiz. Teslim olun diyorum. Emrediyorum Bedir. Tamam ağa. Tamam ağa. Terörist muamelesi mi yapıyorsunuz lan? Adamı alacağız, gideceğiz. Bırak silahını kral. Bırakmam abi. Abi gelmiyorsun. Bırak dedim lan. Bırak dedim lan. Tamam çek şunu. Sevmiyorum. Çavuş hakkında bir yanlış anlaşılma olmuş arkadaşlar. Terör örgütüyle bağlantısı olduğu bilgisiyle geldik. Adres yanlış. Şahıs farklı. Ama emniyete kadar gidelim diyorsanız gidelim. Problem değil. Kelepçe melepçe istemem. Beyefendi, siz de bizimle geleceksiniz. Vallahi benim bir alakam yok. Yürü lan! Allah korudu. Kör kurşuna gidiyordu. Emniyete dua et. Ben avukatıyım. İfadesinde bulunmak istiyorum. İfadesi bitti avukat hanım. Müdürümle sohbet ediyorlar. Az sonra çıkar. Az sonra ne kadar az? Arkadaşım, bizi suçlar gibi konuşma. Hacı amca bize yardımcı olmak için burada. Sorguda değil. Tamam tamam, teşekkür ederiz. Beklediğimizi söylersiniz. Hikmet abi. Konuşmamız lazım. Konuşacağım tabii. Bize göstermiyor zarfı, gidiyor polislere anlatıyor. Hikmet abi. Ali yaşıyor. Rapor mu çıktı? Mezardaki Ali değil Hikmet abi. Böyle olmaz Elif. Bu delikanlığa sığmaz. Önce birisi bana Ali yaşıyor deseydi, ona dünyaları verirdim. Şimdi mezardaki Ali değil diyorlar. Yani Ali yaşıyor. Dünyalar başıma yıkıldı. Siz burada mıydınız? Hayırdır? Bu ne surat? Abi ellerini kollarını sallaya sallaya karakola gittiler. Nasıl iş oğlum o? Hiçbir şey anlamadık abi. Ne yapacağız abi? Abdülhey'i al, karakola geçin. Çıkışlarını takip edin. Usta, devletin adamıyla karşı karşıya gelmeyelim. Nereye gittikleri önemli değil Memati. Kim gelecek, kim alacak? Meseleye kimler müdahil olacak öğrenmek istiyorum. Her zaman bu kadar şiddetli mi oluyor hareketler? Hani kardeşlik? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindik. He? Ne bekliyordun Niso? Zordan kuvvet doğar. Vallahi biz 9 doğurduk. Bir an içimden dedim ki, bizi mi sınıyor büyüklerimiz? Bizi mi korkutuyorlar, bırakıp kaçacaklar mı diye? Biz kaçmaktan usandık Tuncay canım.
Hüsrev Ağa'nın yetiştiği topraklarda sert olmayan da dert oluyor. Sıcak bastırmış, vermişler kebabin acının gözüne, ihlamur içeceklerine, yutmuşlar şalgami rakı, olmuşlar çelik. Siz çelik olmasanız da iradeniz çelik gibi olacak bundan sonra. Çabuk alışırım. Benim bu tür korkularım yok. Nasıl davranmam gerekiyorsa öyle davranırım. Müsteri olunuz Samuel Bey kardeşim. Canım benim de korkum yok. Hüsrev Ağa'yı severim. Çok menkulünü kıymetlendirdim. İstemem kalpçağızı yorulsun. Konseyimizin size ilişkin öngördüğü bazı tedbirler olacak. Ne gibi? Can güvenliğiniz bizzat konsey tarafından sağlanacak. Nasıl? Özel güvenlik verilecek. Ha, bir de tabela yazdırayım gelin beni vurun diye. Ben korumayla gezeceğim. Çildirdim. Eşeğin aklına karpuz kabuğu mu sokacağız canım? Benim var korumam, zahmet etmeyin. Emektarımdır. Ben profesyonel özel korumadan bahsediyorum. Benden uzak, Allah'a yakın, istemem. Bu şahsi değil, konseyin tasarrufu. Zannederdim her cins tasarrufu severim. Ben emektarıma bildireyim de uzaktan takip edenlerle cebelleşmesin. Gereksiz gerginlikler çıkmasın. Saygılar. Lafı dolandırmayacağım. Ben net adamım. Bundan sonra yaptığım işlerde sizin de güzergahınızı kullanacağım. Bedeli neyse onu da ödeyeceğim. Bizim için bedeli sizin dostluğunuzu kazanmaktır. Ancak biz sizi bütün olarak aramızda görmek isteriz. Ben biz olmak istemiyorum. Benim babam katır üstünde mal kaçırırken çok biz olmuş. Mayına basmadan önce öğrettiği de sen ol, asla biz olmadır. Ben tek başıma bizim. Biz geleneklere, köklere saygılıyız. Başkalarına değil, bu toprakların insanlarına hizmet ederiz. İstediğiniz her şekilde sizinle ortaklıktan şeref duyarız. Eyvallah. Yalnız Karahanlı ile ilgili birkaç sorum olacak. Abbas Ustaoğlu'nun öldürülmeden evvel çıktığı yer sizin mekanınız. Ben pozisyonum itibariyle toplumun her kesiminden insana değen bir iş adamıyım. Abbas Ustaoğlu ölümünden önce randevu talep etmiş, randevu talebi olumlu karşılanmış ve beni ziyaret etmiş bir devlet görevlisidir. Siz devlet görevlisi olduğunu biliyor muydunuz? Gayet tabii. Görüşmenizin içeriği neydi? Memleket meseleleri. Daha somut. Sayın savcım, hepimizin Türkiye'nin meseleleriyle ilgili fikirleri, yorumları vardır. Sayın Karahanlı ile rahmetli Ustaoğlu'nun görüşmesi de bu minvalde olmuştur ve doğaldır. Tanışıklığınız kaç yıla dayanıyor? Uzun zamandır tanışıyoruz. Ama yine uzun zaman sonra ilk kez görüştük. Randevu veriş amacım da bir parça buydu. Gözlemleriniz nedir? En son görenlerden biriydiniz. Neyle ilgili gözlemim? Halit'in ruhiyesiyle ilgili. Halit tabisinde her zamanki gibi sakindi. Savcı Bey, Sayın Karahanlı gibi değerli bir iş adamının ismi, elin bir suikaste hayatını yitiren devlet görevlisiyle yan yana ifade edilerek bir yönlendirme yapılmaya gayret gösterilmekte. Sanki devlet görevlisiyle bir araya gelmek bir suçmuş yahut onun ölümünden önce görüştüğü şahıs suçluymuş gibi bir hava estirilmekte. Bu durumun açığa çıkması en çok bizi memnun edecektir. Mehmet Bey'in ifadesi bizim için çok önemli. Yine Ustaoğlu'nun öldürüldüğü hafta 2005'e doğru dergisinin kapağında yer aldı. Derginin başlığı 1. KGT raporuydu. Raporun içeriğinde Mehmet Bey'in suç imparatorluğu kurduğuna dair ithamlara yer verildi.
Bir paçavradır o dergi Sayın Savcım. Konuyla ilgili gerekli araştırmalar yapıldı. Maalesef ülkemizde iftira, karalama bir suç gibi değil de meziyet gibi sunuluyor. O derginin içeriği de gazetede çıkan haberlerde sanırım aynı odaklar tarafından ortaya koyulan, hazırlanan senaryolardır. Ben hayatım boyunca bütün mesaimi insanlara ve bu devlete daha fazla nasıl hizmet edebilirim saikiyle geçirmiş biriyim. İsmim hiçbir art niyetli senaryonun tepesinde yazılamaz. Ben bunu hak etmediğim gibi buna müsaade de etmem Savcı Bey. Safiye Hanım'la randevum var. Doktor Levent Sağlam. Hanımefendi sizi bekliyor efendim. Müsaadenizle arama yapmak zorundayım. Tabii. Arabada iner misiniz lütfen? Beni de mi arayacaksınız? Prosedür efendim. Beyler muayene çantamı. Şırıngaları çıkışta alacaksınız efendim. İhtiyacım olabilir. Bunları içeri sokmama müsaade yok. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar refakat edecek. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Doktor Bey'in çantasını al. Böyle iyi. Ben taşırım. Buyurun geçelim. Hastalık seyrine ilişkin raporları görebilir miyim? Dosyada hepsi. Ancak tamam. Çok eskiler. Müsaade eder misiniz? Doktor bakacak. Dosyadaki bulgulara göre annenizde eski tedavilere bağlı ekstrapiramidal ve antikolinerjik yan etkiler gözlenmiş. İstirahat tremarları, rigidite, ajitasyon ve en önemlisi tardis diskinezisi ortaya çıkmış. Oryantasyon bozukluğu, postür ve yürüme bozuklukları görülmüş. Cinayetle ilgili önemli gelişmeler var efendim. Kim? Uluslararası bağlantı. Katil zanlısı elimizde. İfadeleri cinayeti aydınlatacak. Ayrıca bir de tanık var. Yüzleştirme yaptınız mı? Hayır efendim. Henüz intikal etti mesele. Emniyetle de paylaşmadık. İstedik ki önce biz vakıf olalım. Tek zanlı mı var? Evet efendim. Tek kişilik suikast olmaz Mithat. Çok yönlü araştırılıyor efendim. Zanlının dosyası. Tanığın dosyası nerede? Hazırlatayım efendim. Akşama bana ifadeleri getir Mithat. Baş üstüne efendim. Aslan'ın size gönderdiği de cinayeti aydınlatmaya yardımcı olacaktır. Akşam uygun görürseniz dosyaları karşılaştırırız. Mithat! Yavrum haddini aşma. Atasını tanımayan it peşinde gezer. Eskiden karakol bizi gözetlerdi. Şimdi biz karakolu gözetliyoruz. İşe bak.
Abi içeriden temas edeceğimiz kimse yok mu? Bir bu olay ismimiz karışmadı zaten Abdüley. Bu adamlar armatörü nereden bulmuşlar abi? Bizden habersiz iş yapmasa niye bulaşsınlar? O sonraki mevzu Abdüley. İyice tırsmıştır, daha çok verir. Gözlüklü. Kaç kere satılacaksınız lan? Aa vallahi biz devletimizi milletimizi satmayız. Nerede olan mayınlar? Aa izlerini kaybettirmişler. Yürüyüp gittiler mi lan? Katır niyetine sizi yürütürüm, benim tepemi attırmayın. Aa düşmanlarımız aramızı açıyorlar. Ne dedin lan sen? Vallahi bir şey dememişim. Ne dedin lan? Sen şimdi susuyorsun. Yoksa beni duymuyorsun. Köyün eşeği duydu, sen duymadın lan. Abdüley sana soruyorum. Tanımıyorum abi. Dayı, araştır. Kim bunlar? Nereden gelmişler? Kime değmişler? Kimden almışlar, kime vermişler? Yeğenim, derinlerse biz ne yapabiliriz? Dayı bir şey yap demedim. Araştır. Yeğenim, girmemek lazım böyle işlere. Vardır Cemal'in kırdığı bir ceviz ki tepesine çökmüşler. Dayı, Cemal'in varsa yine bilelim. Bizim korumamız altındakine çöküyorlarsa yarın bize gelecekler. Korksan da gelecekler, korkmasan da. Biz korkuyu yatağımızdan atalı olmuş 52 sene. Buçuğunu da kundağa say. Ne korkusu? Kundakta ne oldu ki dayı? Usturanın parıltısını gördüm. İlk kesi orada yedim. Sağlık memuru devletin memuru değil miydi dayı? Yahu ne memuru? Berberdi berber. Bunlar geçen nakliyecilere çökenler mi acaba? Dayı. Sorduğun adam adresi burası göstermesin. Dolaylı git. Olur yeğenim olur. Öğrenirim senden. Öğreneceksin tabii dayı. Daha neler öğreneceğim. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Sağ olun efendim. Bir daha böyle bir kepazeliği affetmem. Abi bunlar takip ettirmez. Doğru söylüyorsun. Açığa çıkmayalım, dönelim.
Sonra? Araba kasise girmek için yavaşladığında sen belinden silahı çıkardın. Karşı kaldırıma hızla geçip arkadan ateş ettin. Birisi ensesine, ikincisi sırtına isabet etti. Cevap ver. Adam öldü. Sonra ne yaptı Mehmet? Televizyonu da çıkacak mı? Bırak televizyonu, gazeteyi. Şimdi baştan anlat. Çay içebilir miyim? Ağzım kurudu. Tabii koçum. Tabii evladım. Tabii Mehmet'im. Silahlı tehdit var. Aslan Bey'le bağlantısı var mı? Sen de mercimek çorbasına limon soruyorsun Esen. Alavere dalavere. Mehmet bu kez kodese. Bu çocuk ölü doğdu Esen. Çok yaşamaz. Abi, karakoldan çıkaran pala. Kim bu pala Abdüley? Kuzey Irak'ta, Güneydoğu'da ayağının değmediği taş kalmamış. Namını duymayan baş kalmamış. Memati'ye bir şey söyledin mi? Yok abi. O gözlüklü diye tanıyor. Kimlerden bu pala? Kendinizi açık etmediniz değil mi? Etmedik. Yok abi. Karakoldakiler zaten düşmüşler onların derdine. Gözlüklüyle adamları fark etti mi sizi? Zannetmiyorum. Cemal, içeride mi hala? Sordurdum, bırakmamışlar daha. Ne yapacağız abi? Dayı bir gelsin bakalım bir şey getirecek mi? Ona göre hareket edeceğiz. Uzun sürmez. Bu işin kokusu çıkar. Yaşıyorsa bugüne kadar gelmez miydi? Şu köşede oturup bana bakmaz mıydı? Bir tanıdığımıza, bildiğimize rastlamaz mıydı? Hadi sizlere söylemedi. Görevdir. Anasısınız, babasısınız. Sevdiğisiniz. Merak edersiniz. Ben elime davul alıp mahalle mahalle dolaşacak mıydım Ali gizli görevde diye? Ölmediyse, görevdeyse nerede görevde? Türkiye'de mi, yurt dışında mı? Yurt dışındadır muhakkak. Yurt dışındaysa niye öldü desinler ki? Biz nereden bilecektik ki nerede olduğunu? İyi de dış işlerindekilerin de hepsi istihbaratçı değil ki. Belli ki onlardan da saklamışlar. Bütün melanet o sakallı adamın başının altından çıkıyor değil mi? O kim Ayşe Hanım? Sevmiyordum ben o adamı hiç. Soğuk soğuk bakıyordu insana. Anlaşılmaz laflar ediyordu. Bak adı bile yalan çıktı. Madem Abbas, kendine niye aslan dedirtiyor? Başka zaman bu lafları etsen Ayşe teyze. Hiçbir şey bilmiyorsun derdim ama. Öyle doğru şeyler söylüyorsun ki. Kendilerini nasıl bir işin içine soktular? Biri hakikaten öldü, öbürünün izi belli değil, adı sanı belli değil. Ali adını değiştirmiş midir acaba? Faraziye üstüne kendinizi yoruyorsunuz. Zarfa baktırsaydım belki faraziye olmayacaktı Ömer Baba.
Benim oğlumun mezarda olmadığını yazdığı kağıdı bana mı verecekti Hikmet? Senin oğlun bu diye bir ceset verdi ama Ömer Baba. Ben bir evlat sahibi olmak için 10 yıl umut ettim. Ali geldi. Kaybettim, içime gömdüm. Şimdi diyorsunuz ki ölmedi. Allah aşkına bana artık umut vermeyin. Ben bu umutla yaşayamam. Umut var mı? Açık söylemek gerekirse işimiz hiç kolay olmayacak. Eski tedavisinden hemen bugün vazgeçilmesi lazım. İyileşecek mi? Belki normal bir insan kadar sağlıklı olamayacak ama iyileşecek. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Nergis Hanım geçirdiği süreç itibariyle yaşamdan hiç kopmamış. Emin konuşabilmemin sebebi annenizi ve sizi bu kadar arzulu görebilmemdir. Annem iyileşmek istiyor değil mi? Bence evet. Duyuyor musun anne? Bak her şey çok güzel olacakmış. İbrahim'le neden görüşüyor? Bu hangi anlayışa sığıyor? Bizim bundan haberimizin olmayacağını mı düşünüyor? Zannetmiyorum. Belki görüşmesini anlatmak için randevu istedi. Hüsrev Ağa bizi sattı patron. Fevri davranma. Hüsrev Ağa gelecek, anlatacak, biz de dinleyeceğiz. Göz göre göre gitmesine müsaade mi edeceğiz? Daha önce de Ruslarla görüştü Hüsrev. Böyle bir tavır göstererek değil ama. Henüz bir tavır göstermiş değil. Henüz rest demedi. Rölens dedi. Onun eli güçlü. Ama kumarı oynatan benim. Daha önce ortak dostlarımızla temasa geçmişsiniz. Hakkınızda olumlu referansta bulundular. Sözünüzü kesiyorum Nizamettin Bey ama şu anda içinde bulunduğum ruh hali ve hukuki durum çalışmama çok uygun değil. O konuyu da biliyorum Canan Hanım. Onun için biz gerekli girişimlerde bulunduk. O dosya kapandı. Anlayamadım. Akıl hastasıyla ilgili dosyadan bahsediyorum. Müsterih olun. O konu bir daha karşınıza çıkmayacak. Teşekkür ederim ama teveccühünüze niye mazhar olduğumu merak ediyorum. Biz etrafımızda başarılı insanları görmek isteriz. Tekrar teşekkür ederim. Ama ortağım Elif Eylül benden daha başarılı bir avukattır. Neden ben? Elif Eylül'ü de inceletiyorum. Ama onu agresif buluyorum. Avukatlıkta önemli olan her bilgiye, her donanıma sahip olmak değil. Bazen kaybetmeyi de hazmedebilmektir. Hüsrev Ağa'nın yanına bir buçuk ay evvel birileri gelmiş. Kimisi diyor ki akrabası. Kimisi diyor ki akrabasının adamları. Ama kime sorduysam dedikleri 3 kişiymiş bunlar. İsim, nam bir şey duydun mu dayı? Bunların başı gözünden gözlüğünü çıkarmazmış. Ama öyle numaralı gözlük falan değil. Bildiğin artist gözlüğü. Namı da Palay'mış. Bizim adamlar usta. Hüsrev Ağa ile irtibatları neymiş dayı? O da tevatür. Ama çiftlik basılmış, arattırmamışlar. Hüsrev Ağa bizim üstümüze niye yollasın adamları? İşte ben de yollamaz diyorum yeğenim. Abi, bu tip adamlar ağaya filan boyun eğer mi ki? Eğmez. Ve bunlar da parayla iş yapmaz. Bunlar İstanbul'a dişçi gelmiş. Ağzını kapalı tutan sağlamda. Şimdi anladım bizim sahamdaki paranın nereden geldiğini. Nereden gelmiş? Bunlar Hüsrev Ağa'ya eroini geri getirdiler. Hüsrev Ağa bize para ödedi. Bunlar da malın karşılığında Hüsrev'den bir şey istedi. Ne? Asgari himaye. Himaye istemişlerse bir şeyi kamufle etmek için istemişlerdir. Haraç kesmeleri değildir herhalde abi. Bunların eline liste vermişlerdir yeğenim.
fazlasını gövdeden ayırıyorlardır. Hüsrevan'ın himayesindeler. Öyle ya da böyle. Hüsreva ile yanlış konuşmak olmaz. Biraz Ziya'dan meselenin aslını öğrenmek lazım. İnat etme gülümser. Gel ben de gülümseyeyim. Bak ne güzel ev de boştu. Başlatma işine. Para problem değil. Senin çalışmanı istemiyorum. Bizim alemde böyle. Biz bizim olanların topuğuna bakarız. Kafamızı bozarlarsa da topuklarına sıkarız. Sen benim ne biçim serseri olduğumu bilmiyorsun. Ne zaman geleceksin? Dakika ver, saat ver, gün ver, hafta ver, ay ver. Ne olursun ver. Ben ölmüşüm. Bir saniye gülümser, hatta kal. Efendim? Ana, ellerinden öperim. Ben öldüm ana, bittim. Dayım beni bir evden içeri tıktı. Aldı başını gitti. Artık yaramaz avratlarla mı geziyor, ne yapıyorsa? Bir çorba yapanım bile yok. Sırtımı keseleyenim yok. Boynumu üfeleyenim yok. Gülümser. Anamı ajitasyonla kandırıyor. Ayağımın durumunu bilmiyor. Ben sonra ararım gülüm. Ne gülümseri ana? Yok öyle bir kadın burada. Burada herkes suratsız. Biz senin oğlun gülümser. Camları siliyordum. Patlama sesini duyduğumda korktum. Az kalsın camdan düşecektim. Ne gördünüz? Sarı bir araba durmuştu. Sonra iki kere daha patlama oldu. Ben camdan çekildim. Dayanamadım, camdan yine de baktım. Bir tane pardesülü adam vardı. O mu ateş etti? Bilmiyorum. Nasıl bir adamdı? Uzun boylu, beyaz pardesüsü vardı. Sıcacık havada giyinmiş üstüne. Bir de gözlüğü vardı. Nasıl bir gözlük? Güneş gözlüğü. Sonra ne yaptı? Gözlüğünü çıkardı. O zaman gözlüklü değildi. Sonra taktı mı takmadı mı bilmiyorum. Bıyığı sakalı var mıydı? Pala bıyıkları vardı. Böyle. Bacım, gözlüğünü çıkarıp çıkarmadığını görmediğinde bıyığının kalınlığını nasıl gördün? Ya doğru söylüyorsun ama sanki bıyığı vardı. Kaç metreydi bulunduğun yerli adam arasındaki mesafe? Oo. İki apartman boyu kadar yer vardı. Saçları ne renkti adamın? Sarı değildi. Boz muydu, kara mıydı, öyle bir şeydi. Kırçıldı. Uzun muydu, kısa mıydı? Uzun boyluydu. Aa, saçı bacım, saçı! Başka kimseyi gördün mü? Yok, ben bir bunu gördüm. Şimdi arkadaşlar senin anlattığına göre çizdiler. Bir bak bakalım benziyor mu dediğin adama. Okuma gözlüklerim yok ama bakayım uzaktan. Sağlam kadın. Arife tarif etti Esat. Bu mu bacım? Tam seçemiyorum ama bu. Pardesüsünü çizseydiniz daha iyi tanırdım. Bu buna benziyor mu Esat? Birden fazlalarsa efendim çok fikir vermez. Kadın görmesi gerekeni görmüş. Kaç kişi olsalar da fark etmez. Araba kasise girince nasıl olsa yavaşlayacak dedim. Belimden silahımı çıkardım. Arabanın kör noktasındaydım zaten. Hızlandım. Cama 2 metre kala başladım ateş etmeye. İlk ensesine girdi. İşimi sağlama almak için bir daha sıktım sırtına. Bir kere daha sıktım sırtına. Baktım ölmüş. Silahı belime koymadan hızlı adımlarla yolun diğer tarafına geçtim. Bir tane aralık vardı. O aralıktan geçmeden silahı belime taktım, kayboldum. Silahı ne yaptın Mehmet? Denize attım. Bu cinayeti niye işledin Mehmet? Emperyalistlerle işbirliği içinde onların köleliğini yapanlara ders vermek amacıyla Abbas Ustaoğlu'nu ben bilerek ve isteyerek öldürdüm.
Annenin bu evden çıkmasını istemiyorum Safiye. Ben çıksın demiyorum ki. Sadece iyileşmesi için çaba sarf etmek gerektiğini söylüyorum. Bunun için de her şeyi yapmak için iznini istiyorum. Evden çıkması demek... Baba! Senin emektar doktorun annemi 15 yıl boşu boşuna bir odaya kapatmış. Kim söylüyor bunu? O doktor kim ki böyle bir şey söyleyecek? Daha dünkü çocuk o. Ben de öyleyim ama senin yapamadığını yapıyorum. Annemi diriltiyorum. Safiye! Doktorun dediğine göre... annem iyileşmek istiyor, ben onun iyileşmesini istiyorum diye. Eğer sen de istersen biz yıllar sonra bir aile olacağız. Bunun hiç değeri yok mu? O oğlun muydu yenge? İnan cevap verebileceğini bilsem bu soruyu sormam. Bu yüzümdeki iz... sana hep Efe'yi hatırlatıyor değil mi? Kocanı görmeliydin. Seninle evlendiği günden sonra hiç bu kadar heyecanlandığını görmemiştim. Sizin yanınızda yaşıyor şansına sahip olabilmek için ne yaptığımı düşündüm hep. Ne yaptım da buna layık oldum? Yüzümdeki bu lekeye rağmen. Bir gün buna bir cevabın olursa duymak isterim. Ben ölene kadar yalnız bırakmayacağım. Sizin başınıza bir şey gelmemesi için her şeyi yapacağım. Bunu acı öğrendim. Çok acı. Ablam da annem gibi konuşmuyor dede. Kadınların susan iyidir oğlum. Beni annenizle yalnız bırakın. Tokadı hatırlıyor musun Nesrin? Anan ölmüştü. 3 ay konuşmadın. Hiç kimseyle. Yemedin. İçmedin. İnat ettin. Bir tokat yedin. Kendine geldin. Artık... tokat atacağım yalan kalmadı Nesrin! Bu evde artık başkasının yaşadığı acıyı kimseye çektirmeyeceğim Nesrin! Çocukların yurt dışına gidiyor okumaya!
Belki bir gün dönerler diye yaşarsın Nesrin. Hiç niye cesaret edemezsin? Teklif etti. Ertesi gün çekip gitti. Sen evlenme teklif edip ertesi günde yalan söyler misin Polat? Söylemem. Yalan söylüyorsun. Sen de söylersin. Söylerim. Yapma Polat. Hiç halim yok. Oynama benimle ne olursun. Düşünüyorum Elif. Muhakkak bir nedeni vardır diyorum. Nedenin ne olacak ki? Görevi. Görevini nasıl söylemez Polat? Ben sana işlediğim suçları söylüyor muyum Elif? Ama suç işlediğini biliyorum. Belki o da senin anlamanı beklemiştir. Hı, doğru. Aslan amca ile onun bir haltlar karıştırdığını anlamamam için aptal olmam lazım. Öyle demek istemedim. Bence sen de. Bütün dünya yüzüme aykırıyor. Aptalsın sen. Gerzeksin. Bir yalana inandın. Bir yalancıyı sevdim. Ben o öldü diye ne kadar ağladım biliyor musun? Biliyorum. Hı hı. Ama o bilmiyor. Yani umurunda bile değil. Hiç sevmemiş demek. Gönül eğlendirip gitmiş. Beni kadınlarla aldatmasını yeğlerdim. En azından geçerli bir nedeni olurdu. Uzaktasın derdim. Ama böyle bir aldatma yok. Bazen insanların değerleri onları hata yapmaya sürükler. Hata olduğunu düşünüyor mudur? Hata derken şöyle. Senden ve ailesinden gizlemesi bence doğru. Başka bir şansı olsa muhakkak yapardı zaten. Kimse o kadar katı yürekli olamaz. O zaman? Hata, idealleri insanlardan üstün görmek. Sizin bu kadar acı çekeceğinizi bir an düşünse, bence girdiği yola asla girmezdi. Tahmin ediyorum sizi korumak için size bir şey söylemedi. Ama bugün senin karşında ben değil de o olsa, senin acı çektiğini görse... Erkekler niye yalancı biliyor musun? Bir anı hayal edip gerçekmiş gibi yaşadıkları için. Benim acı çektiğimi görse özür diler, yine bildiğini yapardı. Adım gibi eminim. Adını bile bilmiyorum Polat. Adının Ali olduğunu nereden biliyorsun ki? Kendimi şu sulara atmak istiyorum. Ben senin yerinde olsam... nerede olduğundan çok kim olduğuyla ilgilenirdim Ali'nin. Nasıl yapacağım bunu? Önündeki bir dosya olarak düşün. Unut yaşadıklarını. Sıfırdan. Her şeyi, herkesi tanı. Nereden başlayacağım ki? Suçludan. Kim suçlu? Ali. Kim suçlu? Aslan Akbey. Ben senin yerinde olsam... mezardakinin Ali olmadığını bir yerlere duyururum. Nereye? Bilmiyorum. Mesela medyaya. Muhakkak muhatabının dikkatini çekecektir. Ona o kadar kızgınım ki... sadece ve sadece canını acıtmak istiyorum. Yakamazsın ki. Hı hı. O yok ki. Eğer... burada bir yerde beni izlediğini bilsem ya... öyle bir yakarım ki. Nasıl?
Mezarı Ali'yi gömdüm. Bir daha sakın başkasının canını yakmak için benim canımı yakma. Dediklerinde haklısın da Hüsrev Ağa. Adamın diyeceklerini müsaade etmedin ki söylesin. Zurnasında 3 delik var. Durup durup ona basıyor. Sen de damarına basıyorsun ha. Kaybedecek bir şeyin yok. Yeter artık. Ne Amerikalılar, ne Ruslar, ne de Karahanlı babamın oğlu. Ne yapacaksın? Söylediğim üzere tek yapacağım ne yapacaksam Ziya kardeş. Yanlış anladın Hüsrev Ağa. 30 yıl sonra mı Ziya kardeş? Duygusal davranıyorsun. Acını biliyorum. Kızını kaybettin. Ben de kaybettim. Ama bu aklımızı gölgelememeli. Kurda akıl, güneş doğana kadar lazım. Dosyada zanlının yazılı ifadesi, tanığın ifadesi ve tanığın ifadesi doğrultusuna çizilen robot resmi var. Sizin hususi olarak sormak istediğiniz bir şey var mı efendim? Bu mu robot resim? Evet efendim. Tamam, teşekkür ederiz. Biz alacağımızı aldık. İyi geceler efendim. Esat, Mithat'ı geçir. Emredersiniz. Cürete bak. Beni de kandırmaya çalışıyorlar. Doğrudur. O malları onlar getirdi. Hüsrev Ağa da yanlarında kalmalarına müsaade etti. Hüsrev Ağa'nın özel bir maksadı var mı? Pala ve ekibinin yanında tutmasında. Sana iyilik yapanları geri çevirirsen sana ağa demezler. Hüsrev Ağa'nın himayesindekiler bizim niye üstümüze geldiler? Ağanın dengelerini mi bilmiyorlar, yoksa biz mi ağanın dengelerinin dışında kaldık? Hüsrev Ağa'nın bu ara biraz canı sıkkın. İşlerle de, çiftlikle de uğraştığı yok. O da benim gibi kızını kaybetti. Bilmiyordum. Bilmemeye devam et. Hüsrev Ağa, onların kulağını çeker. Biz de konuşuruz. Bir endişem daha var. Hı hı. Bu adamlar operasyonel adamlar. Dağdan şehre nedensiz inmeyecek adamlar. Bir devlet görevlisi öldürüldü. Abbas, usta oğlu. Evet. Eğer bu cinayetin ardından bunlar çıkarsa... Hüsrev Ağa, tepişen fillerin altında ezilen kurt olmaz Polat. Ortalık toz duman Ziya Bey. Kim kurt, kim fil, kim aslan belli değil. Aa, belli Polat. Aha, önünü görür. Ancak arkasını görmezse ölür. Efendim, KGT'nin oluşumunu, yapısını, elemanlarını tek tek bildirmiş. Şu anda örgüt yeniden faaliyete geçmeye hazır durumda. Bunu bir ben, bir de sen bileceksin Esat. Bu dosyada yazılanları başkaları öğrenirse
aslan parçalarına kıyarlar. Emredersiniz efendim. Bunların hepsinin kod isimleri, bölgeleri dosyada yer alıyor. Hepsiyle temasa geç. Bu iki aslana yazık olmuş. En sağlam adamları pisi pisine gitmiş. Ali Can'dan. Trafik kazası. Zülfü Yüksel. Kuzey Irak'ta operasyonda şehit. Çocukluktan yetiştirdiğin aslanları kaybedersen ne yaparsın Esat? Vatan sağ olsun derim. Ne diyeyim efendim? Yok yok, öyle değil. Vatan dediğin bu aslanlar. Bir de bunları doğuran aslan analar. Ağamın emri var. Kiribey'le de konuşmuş. Misafirliğiniz bitmiş. Eşyalarını toplasınlar, hanemi terk etsinler diye emretti. Ağan kendi gelip söylesin. Laf ağanın lafıdır. Kalıba gerek yoktur. Edebinizle geldiniz, edebinizle gidin. Ağa ne diyor bu ya? Gidin ona söyle. İstenmediğimiz zaman değil, istediğimiz zaman gideriz. Lan hati saati konuşup da tepeme attırma. Gözlüğün camını içeri sokarım ha. Ne takıyorsun onu? Halt etmiş de otanıymış gibi. Çıkar da görek. İn misin, cin misin? Sadece ölüler görür. Ne yapacağız ağa şimdi? Bizden büyük ağa yok. Ne Hüsrev'i? Sayın Karahanlı, bu artık fikir ayrılığı değil, yol ayrılığı. Yola birlikte çıktık Hüsrev Ağa. Yol bitmedikçe ayrılık olmaz. Yol neresi? Bana onu söyle Mehmet. Bana artık güvenmiyor musun Hüsrev? İnsana güvenme ölür. Ağaca yaslanma kurur. Sizin için kimi harcamadı Allah aşkına Hüsrev Ağa? 30 yıl içinde ters baktığınız kimi yok etmedi? Ters baktığımızı yok etti, sağ olsun. Bize ters bakanlar sağ. Kim? Kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur Karahanlı. Görmediğini boş ver. Ben sana uçurum var diyorum, sen kulaklarını da tıkadın. Duymuyorsun. Şimdi beni gör, beni dinle. Bu saatten sonra ne seni incitirim, ne kendimi incittiririm. Bundan sonra çoban da benim, sürü de benim, kurt da benim. Bilirsin ki biz yarı yolda bırakılmayız. Yolun sonu uçurum da olsa sana yakışan benimle oradan aşağı uçmaktır. Bana yakışanı ben bilirim.
Senin derdin ne Hüsrev? Neden bana ihanet ediyorsun? Ben gelenekçiyim. Sen yenilikçisin. Ama her gün yenilik benim geleneklerime ihanettir. Ne geleneği? Senin geleneğinde yola çıktığın arkadaşını, sana 40 yıl her şeyini vermiş kardeşini terk edip başkalarının yanına gitmek var mı? Ne arkadaşlığı? Ne kardeşliği? Sen beni ahmak mı zannediyorsun? O kör testerene benim profesörlerimi kestirmedin mi? Eline geçen her fırsatta beni alaşağı etmeye çalışmadın mı? Seni baron yapan kim? Önce onu söyle. Seni kim tanıyor? Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk. İhanet seni baron yapanları hiçe saymaktır. İçimdeyim nasılsa.